Homojen olmayan denklemlere devam edelim. Aynı soruyu alalım ama sağ tarafı değiştirelim. Çünkü homojen versiyonunun nasıl çözüleceğini bildiğinizi düşünüyorum. Geçen videoda yaptığımız gibi, y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türev eksi 4 çarpı fonksiyon. Bir önceki örnekteki homojen olmayan kısım 3e üzeri 2x'ti. Üstü fonksiyonlardan sıkıldık artık, o yüzden trigonometrik bir fonksiyon kullanalım. Eşittir, ne diyelim, 2 sinüs x diyelim. İlk olarak, daha önce de yaptığımız gibi homojen denklemi çözüyorsunuz. Sol tarafı 0'a eşitliyoruz. Karakteristik denklem r kare eksi 3r eksi 4 eşittir 0. R eşittir 4 ve r eşittir eksi 1 çözümlerini elde ediyorsunuz ve genel çözümü buluyorsunuz. Bunu bir önceki videoda yapmıştık. Homojen denklemin genel çözümünü elde ediyorsunuz ve buna homojen çözüm diyebiliriz. Y homojen. C 1e üzeri 4x artı c 2e üzeri eksi x. Bunun yanında homojen olmayan denklemin de tekil çözümünü bulup homojen çözümle toplamam gerekiyor. Bu tekil çözümün ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türevi eksi 4 çarpı fonksiyon. 2 sinüs x'e eşit olmak zorunda. Burada yine belirsiz katsayılar kullanacağız. Şimdi bir düşünelim. Hangi fonksiyonu birinci ve ikinci türevinin katları ile toplarsam sinüs x elde ederim? Birinci ve ikinci türevleri sinüs x verecek iki fonksiyon biliyorum. Sinüs x ve kosinüs x. Bu iyi bir tahmin. Belirsiz katsayılar yönteminde böyle tahminler kullanıyoruz. Bir tekil çözüm tahmininde bulunuyoruz ve belirsiz katsayılarını buluyoruz. Şimdi, y eşittir bir katsayı çarpı sinüs x diyelim. Eğer sağ tarafta sinüs x olsaydı, buraya a çarpı sinüs 2x derdim. Çünkü burada sinüs 2x ve belki kosinüs 2x'lerin kalmasını istiyoruz. Burada sinüs 2x olsaydı, sinüs x'e ne yaparsak yapalım, sinüs 2x elde edemezdik, değil mi? Yani burada ne varsa, şurada da onu istiyoruz. Artı b, bir başka belirsiz katsayı çarpı kosinüs x. Yine burada sinüs 2x olsaydı, şurada da kosinüs 2x olsun isterdik. Şimdi birinci ve ikinci türevlerini bulalım. Bunun birinci türevi nedir? Bunun birinci türevi y üssü eşittir a kosinüs x. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs. Yani eksi b sinüs x. Ve ikinci türev, buraya yazalım. İkinci türev neye eşit? Kosinüsün türevi eksi sinüs. Yani eksi a sinüs x eksi b kosinüs x. Evet, umarım bir dikkat hatası yapmadım. Diferansiyel denklem çözümünün en zor kısmı olduğunu şimdi görmeye başlamışsınızdır. Çözüm bir sürü cebir ve basit düzeyde analiz istiyor ama esas olan dikkat hatası yapmamak ve bunu her söylediğimde de dikkat hatası yapıyorum. Bir dikkatsizlik yapıyorum ama şimdi çok iyi odaklanacağım ve müthiş konsantre olacağım ve bunları, buradakileri homojen olmayan denklemde yerlerine koyacağız. Şimdi a ve b değerlerini bulmaya çalışalım. İkinci türev bu. Ne yaptığımı anlamanız için şimdi bunu baştan yazıyorum. İkinci türevi alıyoruz. Y'nin ikinci türevi. Eksi a çarpı sinüs x eksi b çarpı kosinüs x. Kosinüs x. Buna 3 çarpı birinci türevi ekleyeceğim. Sinüslü terimleri ve kosinüslü terimleri alt alta yazacağım ki kafalar karışmasın. Eksi 3 çarpı bu. Artı 3b sinüs x eksi 3 çarpı bu, yani eksi 3a kosinüs x ve eksi 4 çarpı orijinal fonksiyonumuz, yani eksi 4a sinüs x, öyle değil mi? Eksi 4 çarpı şu, eksi 4 çarpı şu, eksi 4b kosinüs x. Sol taraftaki terimlerin tamamının toplamı 2 sinüs x'e eşit. Terimleri bir satıra da yazabilirdim ama kafanız karışmasın diye böyle alt alta yazdım. Çünkü bu şekilde sinüs x ve kosinüs x'leri toplamak daha kolay. Hala kosinüs x diyemiyorum bu arada. Sinüs x'in katsayılarını toplayınca eksi a artı 3b eksi 4a, değil mi? Eksi a artı 3b eksi 4a elde ederim. Yani eksi 5a artı 3b sinüs x artı, şimdi buradaki katsayılar neler, buradaki katsayılar neler, eksi b eksi 4b, yani eksi 5b eksi 3a.
Eksi 3a eksi 5b kosinüs x. Kosinüs x buraya yazılacak. Peki, a ve b'yi şimdi nasıl bulurum? Eksi 5a artı 3b. Bu taraftaki sinüs x'in katsayısına eşit olmalı. Eksi 5a artı 3b bu taraftaki sinüs x'in katsayısına eşit olmalı. Yani eksi 5a artı 3b eşittir 2. Eksi 3a eksi 5b kosinüs x'in katsayısı. Bu ifade sağ taraftaki kosinüs x'in katsayısına eşit olmalı. Sağ taraftaki kosinüs x'in katsayısı ne? 0. İki bilinmeyenle iki denklem kuruyoruz. Doğrusal bir denklem sistemi bu. Eksi 5a artı 3b eşittir 2, eksi 3a eksi 5b eşittir 0. Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? İki bilinmeyenle iki denklem. Üstteki denklemi 5 bölü 3 ile çarpalım. Eksi 25 bölü 3a artı 5b eşittir 5 bölü 3 çarpı bu. 5 bölü 3 çarpı 2 eşittir 10 bölü 3. Alttaki denklem eksi 3a eksi 5b eşittir 0 ve şimdi iki denklemi toplayalım. 10 bölü 3, bunlar sadeleşir. Eksi 25 bölü 3 eksi 9 bölü 3a eşittir 10 bölü 3. Sayılar biraz karışıyor ama biz yine de devam edelim. Eksi 25 eksi 9, eksi 25 eksi 9, 25 9 ne eder? 34. 34 bölü 3a eşittir 10 bölü 3. İki tarafı 3 ile çarpalım, 34'e bölelim. A eşittir 10 bölü 34, ikisini de 2'ye bölersek 5 bölü 17. 5 bölü 17 ve şimdi de b'yi bulalım, bakalım. Eksi 3 çarpı a yani eksi 3 çarpı 5 bölü 17 eksi 5b eşittir 0. Yani eksi 15 bölü 17 eşittir 5b. Bunu aldım ve sağ tarafa taşıdım, iki tarafı 5'e böldüm. Ha, bu arada bir dikkat hatası, bir dikkatsizlik yaptığımı fark ettim. Eksi 25 eksi 9 eksi 34 bölü 3. Yani eksi 34a eşittir 10. Biz biraz önce eksi 34 bölü 3 demedik. Of, evet. A eşittir 10 bölü 34 veya eksi 5 bölü 17. Yani eksi 3 çarpı eksi 5 bölü 17. 15 bölü 17 eşittir 5b, öyle değil mi? Buradan da b eşittir 3 bölü 17 elde ettik. Bayağı karışık bir sonuç çıktı. Dikkat ederseniz eksi işaretlerini tutabilmek işin zaten en zor tarafıydı. Neyse, denklemin tekil çözümünü elde etmiş olduk. Tekil çözüm a eksi 5 bölü 17 sinüs x, öyle değil mi? Sinüs x'in katsayısı buydu. Artı b artı 3 bölü 17 çarpı kosinüs x. Orijinal soruya bakarsak, homojen olmayan denklemin genel çözümü şöyle olur. Homojen denklemin şuradaki genel çözümü, artı belirsiz katsayılar yöntemiyle bulduğumuz tekil çözüm. Bunu şuna eklersek denklemi çözmüş oluruz ve yine çok uzatmışım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.